Az demokrasi, az sevgi, az pilav, az kurudan sonra bir de hayatımıza az sonra girdi sayın seyirciler. Az sonra. Ne yapıyorsun ayol? Ay korkuttun beni. Karnımda bir ağrı var, tuvalete kalktım. Şekerim, akşam çiğ köfteleri hopur hopur yedin. Alışık değilsin ki sen. Sohbete bir nokta koymazsan çok kötü bir duruma şahit olacaksın. Hadi gir, bekliyorum. Kılıç başımda beklemene zaman çıkacağım belli ol. Tamam canım. Hadi git, git. Ne oldu anne babama? Ne olacak? Ne bulursa yiyor. Bağırsakları bozulmuş. Hay Allah, yapabileceğim bir şey var mı? Yok kızım, hadi sen git yat. Sabah erken kalkacağım. Bir bakayım. Geçmiş olsun baba. Sağ ol kızım. Bu saatte kapı niye çalıyor ayol? Kim bu? Şakir! Kapı çalıyor. Ne yapabilirim ki? Sen bakıver ne olursun. Ben yatıyorum anne, iyi geceler. Tamam kızım, hayırdır inşallah. Kim geldi acaba? İyi geceler efendim. İyi geceler. Aşağıdaki beyaz skuter arabasız mı acaba? Evet biz. Ölme park etmişsiniz, çıkamıyorum. Çeker misiniz lütfen? Bir dakika söyleyeyim eşime. Şakir! Arabanın çekilmesi lazımmış. Kötü yere park etmişsin. Adam kapıda bekliyor. Çekebilecek misin? Saçmalama. Ay ne olur sevgililer. Anahtar masanın üstünde. Ama seni tuvalete gireceğin tuttu. Şu halimle bak. Nereye park edeceğiz arabamızı kardeşim? Çekeyim tabii efendim. Baksanıza tam önündesiniz. Hayır ne yapabiliriz yani? Vay park abi. Edecek yer yok ki. Hayır ulaş sabahlıkla çıktım. Allah'ım nereye park edeceğimizi şaşırdık vallahi. Ne adamlar var ya. Üf, üf. Gece bak. Hanım hanım sen ne yapıyorsun burada? Bu yol trafiğe kapalı. Ben arkamdaki arabaya yol vermek için çıktım. Şimdi de park edecek yer arıyorum memur bey. Sen şu kavşaktan dön geri git. Bu yol trafiğe kapalı. Olur mu canım, benim evim burası. Ben ne yapayım? Allah Allah. Her gün bir yolu kapatıyorsunuz canım. O kadar yol gidilir mi Allah aşkına? Ne yapıyorsun hanım sen ya? Ters yoldasın. Ehliyet lütfen. Evde. Yok ya. Var olmaz olur mu memur bey, kaç sene önce aldım. Aceleyle çıktım evden de o yüzden. Ruhsat? Bir dakika, şuralarda bir yerdedir herhalde. Nereye koydu bu adam? Hangi adam? Kocam, araba kocamın da, o yüzden bilmiyorum nereye koyduğunu. Ben üst kattaki komşuya yol vermek için indim. Arabayı park edecektim, buralara kadar geldim. Şu halime baksanıza nasıl indim aşağıya. Yani ne ehliyet ne ruhsat yok öyle mi? Var olmaz olur mu canım? Ama bilmiyorum eşim nereye koymuş. İsterseniz bir telefon açıp soralım. Tabii soralım. Ama önce siz merkeze buyurun, oradan sorarız. Buyurun. Ama arkadaşlar, arabayı bağlar mısınız? Çekin şöyle. Ama ben nasıl buyurun böyle efendim. İnerim karakola? Ay geçelim de. Efendim. Merhaba güzelim, nasılsın?
Ha, uyku mu kaçtı? Hayrola, ne oldu? Aramaz mısın sen bu saatte ya? Hı hı. Tabii tabii, yarın sinemaya gideceğiz. Evet. Oldu. Söylersin herkese, beraber gideriz. Nerede kaldı şu anneniz ya? Arabayı park ediyormuş bu, gelir şimdi. Ya canım, bu saatinde sen de telefonla dır 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 ne konuşuyorsun bu kadar, anlamıyorum ki. Bayan, bakıyorum kocanızdan bir ses seda yok. Telefon meşgul çıkıyor. Tabii, ben de kafamdan bir telefon numarası atsam elbette meşgul çıkar. Ama neden yalan söyleyeyim komiserim, bu araba bizim. Peki siz kimsiniz? İlhan Demirtaş'ım. Ya, bir soruşturalım bakalım kimmişsiniz. Bilgi geldi komiserim. İlhan Demirtaş asker kaçağıymış. Hadi ya. Bayan, asker kaçağı mısınız? Manyak mısınız? Hayır, komiserim. Ben bir kadın olarak nasıl asker kaçağı olabilirim? Vallahi bilemem. Zaten bir kadın olarak İlhan ismini taşımanız da enteresan. Belki de gerçekte erkeksiniz de kadın kılığında geziyorsunuz. Benim erkeğe benzer bir tarafım var mı? Buna ancak doktor karar verebilir. Al bunu, diğerleriyle birlikte götür, doktor kontrolünden geçir. Başüstüne komiser. Memur geç bey, bakalım ondan... şöyle. Hayır, söyledim, araba da benim. Geç şöyle, bekle. Kız, iş üstünde mi yakalandın? Merhaba kız, sen yeni misin? Ay, seni aramızda hiç görmedik. Ben sizden değilim be. Aa, nasıl yani? Ay, ne demek istiyorsun kız sen? Parçalarım seni vallahi. Biz neymişiz ki de sen bizden değilmişsin? Ay, ne bileyim ben. Yahu nerede kaldı bu anneniz, merak ettim. Aman baba, ne merak ediyorsun? Ben baktım camdan. Manevra yapabilmek için üst caddeye çıktı. Gelir şimdi. Bunun da muayenesi tamam. Yaz kızım, hastalığa rastlanmadı. Herhalde doktor, döndüysek hayattan da dönmedik ya. Sağlık kurallarına riayet ediyoruz. Tamam tamam, çekil şöyle. Sıra kimde? Bırakın beni ya. Hayır bey, bunlar da gelmek istemiyor. Yürü, hayır, ben onlardan değilim. Bırakın beni. Kızım sakin ol, kızım sakin ol ya. Ya sakin ol, sadece muayene. Bağırma be. Hemşire hanım, şuna bir sakinleştirici yap. Bırakın beni. Beni. Kağıtları okuyum. Salih Sapan. Efendim. Temiz. Kazım Tapan. Ne var? Pis. Haydar Geri Vites. Evet. Zedeli. İlhan Demirtaş. Evet. Temiz. Ona hayır. O asker kaçağı. Birliğine teslim edeceğiz. Safiye kız. Ne var? Duydun mu? Asker kaçağıymış. Vatan haini karı. Taş gibi de karıya benziyor ayol. İlk bakışta kadına benziyorsunuz ama hepiniz erkeksiniz. Aa, ağzını topla bakayım sen. Erkek senin babandır. Döndük biz, döndük. Değil mi kızlar? Dönerseniz dönün be. Aa. Ama askerliğinizi yapın da dönün. Allah Allah. Allah Allah. Sen nasıl oldu da 17 sene askerden kaçabildin bakayım? Efendim, tarihi bir hata alıyor. Bakın ben size izah edeyim. Lütfen. Sas duruş. Baş ver. Senin karşında komutanım var. Sen artık bir askersin. Komutanım, bakın ben kadınım, görüyorsunuz. Nasıl askerlik yapabilirim? Konuşma. Elimde kapı gibi rapor var. Bak burada dönme diyor. Nüfus kaydına göre de asker kaçarsın. Bakın beni dönmelerle beraber muayeneye götürdüler. Herhalde bir yanlışlık oldu. Raporlarımı falan karıştırdılar. Lütfen. Sus bakayım, karı gibi kıvırtma. Sakın bunları Mehmetçiğin yanında söyleme. Mehmetçiğin moralini bozarsın. Daha doğrusu Mehmetçik gelir seni bozar. Oğlum götür bir delikanlıyı kışlasına. Hadi bakayım. Baş ver. Bir, iki, bir, 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 bir. Karabas faiz olur. Karabas faiz olur. Güzellerden az olur. Güzellerden az olur. Gündüz gel ve gece gel. Gündüz gel. Bu karı milletine güvenmeyeceksin oğlum. Hepsinin ruhu oynaktır. Paraya tamah eder bunlar. Hadi lan. Ben karıları iyi tanırım. İşte öyle değildir. Yok ya. Kız gibi çocuksun. Nereden tanıyacaksın karıları? Oğlum, sivildeyken karılarla aram iyiydi. Toplardım onları eve. Gün yapardık. İşte böyle hakim bey komutanım. Ben aslında kadınım. Anlaşıldı. Davacının kadın olup olmadığının anlaşılması için hastaneye yazı yazılmasına, aranan kaçak olup olmadığının tespiti için nüfus müdürlüğüne yazı yazılmasına, duruşmanın 3 ay sonraya atılmasına. Buyurun komutanım.
yazılan yazıların cevabı gelmediğinden davanın 3 ay sonra ertelenmesine. Karıcığım. Ne yapıyorsun Memduh? Hoş geldin Memduh abi. Hoş bulduk İlhan. Sana yiyecekler getirdim. Tıraş sabunu da getirdim ama ne yapacaksın merak ettim. Hiç sorma, onca zaman kadınım diye yırtındım. Şimdi de kadın değilim diye yırtınıyorum. Her gün tıraş oluyorum ya. İlhan, sakalların çıkmış senin. Çocuklar seni çok özlediler. Mahkemeler nasıl gidiyor? Atıp duruyor. Hala cevap bekliyoruz. Haberi duydun mu Tertip? Yok. Bizim bölük olduğu gibi de oya gidiyormuş. Savaşın içine. Hadi ya. Ne savaşı yahu? Sizin oradan belli olmuyor ama doğuda acayip savaş var. Hepsini hallederiz evelallah. Aman yarabbi. İlhan gözünü seveyim, oralarda ölüp kalma. Bir de senden ricam var. Lütfen sakal bırakma. Başarılarının devamı diliyorum yavrum. İlhan Demirtaş. Emret komutanım. Çatışmalarda gösterdiğin üstün başarıdan dolayı sana bu hizmet madalyasını takıyorum çocuğum. Sağ ol komutanım. Yolun açık olsun oğlum. İlhan Demirtaş. Buyurun komutanım. Nüfus kaydından cevabın geldi fakat hastaneden cevap gelmedi. Boş verin komutanım. Ben davadan vazgeçiyorum. Niye? Askerliğimin bitmesine 15 gün kaldı komutanım. Bundan sonra kazansam ne fayda? Tezkeremi istiyorum. İlhan Demirtaş. Evet komutanım. Bitmedi askerliğin. Mahkemeyi boş yere oyaladığın için bir ay hapis cezası veriyorum sana. Verin anasını satayım. İlhan Demirtaş. Ne var? Cezan doldu oğlum, bugün çıkıyorsun. Tezkere de alıyormuşsun. İnanmam ya. Mutlaka sonunda bir bokluk olur. Bu ülkede kolay kolay eve dönülür mü be? Dönmese miydim? Ay bilmiyorum ki. Herkes sizin için kocaya kaçtı dedi. Gerçi Memduh Bey askere gitti dedi. Ama biz pek inanmadık. Zavallı Memduh Bey üzüntüsünden saçmalıyor diye düşündük. Pek iyi düşünmüşsünüz. Sahi nerelerdeydiniz? Hiç canım. Şöyle bir arabayı çektim geldim. Hadi be abla, yarım saattir seni bekliyorum. Çek şu arabanı, muhabbetini sonra yaparsın. Ay ben de arabayı çekeceğim. Şunlara yol vereyim, sonra konuşuruz. Çek arabayı da gör ebenin çorabını. Ülkede her şey öylesine oldu bittiye getiriliyor ki olağan bitene şaşmamak gerekiyor anacığım. Bunun tarihi eski. Memur. İnsan başına gelmeyince karşısındakinin derdini anlamıyor anacığım. Ama bazen kadınların derdi erkekleri de gerebiliyor. Hadi bakalım. Bünyamin, kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Ne zaman gün yapıyorsunuz, para istiyorsun değil mi? Yok, yani gün var da öyle değil. Bütün kadınlar toplanıp bir gösteri yapacağız. Ne göstereceklermiş, otur oturduğun yerde. Yetkililerin kadın sorunlarına eğilmelerini sağlayacaklarmış. Kadın kısmının ne sorunu var ki? Akşama kadar lak 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 lak. Esas dert erkeklerde ama işten güçten bir araya gelip meramımızı kimseye anlatamıyoruz ki. Tamam da kadınlar hala dayak yiyor ama. Senin ne eksiğin var, esirgiyor muyuz? Seni de dövüyoruz. Allah Allah, buldum bunu yiyorsun. Sağ ol, eksik olma. Ayrıca sokaklarda, iş yerlerinde, her yerlerde taciz ediliyor kadınlar. Yazık değil mi? Evlerinde otursunlar, evinde oturanı taciz eden falan var mı? Sen de otur evinde, gösteri mestere yok. Akşama kadar sokaklarda satış yapacağım diye canım çıkıyor. Getir şu bavulu da gideyim artık. Sorma ya, karıyla atmıştım sabah sabah. Aklına girmişler karar. Yok panelmiş, yok yürüyüşmüş, kadın haklarıymış.
Boş vakti var, ne yapacağını şaşırıyor. Kişe baktı. Kaçabuk. Sana yaparız ablacığım bir şeyler. Abi sen de kara olaymışsın, afet bir şey olacakmışsın biliyor musun? Bırak zevzekliği lan, işine bak. Kadın bunu bende görüyor, diyor ki bu çirkin herif de böyle durduğuna göre kim bilir bana ne kadar yakışır diyor. Hadi ikizlere tak ki. Bak şuna. İkizlere tak ki. Ay çok güzelmiş bu. Kaça kardeş? Beğendiysen bir şey yaparız abla. Bu da güzelmiş ya. Gel. Giyip deneyebilirsin ablacığım. Sokak ortasında mayon. Ver ben giyeyim, benim üstümde bak. Gel ablam, gel. Bunun rengi çok açık. Açıksa koyuverelim abla. Nasıl oldu abla? Bakayım. Bak. Altında pantolon var ama potluk yapıyor. Bak burası, çıkarsana onu. Çıkar pantolonu. Pantolon sokak ortasında pantolon çıkar mı ya? Ay o sen erkeksin, ne olacak? Tamam. Şöyle dön bakayım, dön. Nasıl? Sıkıyor mu şuraları? Yok sıkmıyor, çok rahatım. Keşke kadın olsaymışım diyeceğim. Şunları da giy bakayım, altına nasıl duracak? Şu topukluları da giy. Dikşe bak. Bünyamin! Sana telefon var, acilmiş. Hadi ya. Bu topukların üstünde nasıl duruyorsunuz ya? Cevdet, tezgaha bak, telefona gidiyorum. Tamam. Gel. Benim işim acele. Alo? Evet benim. Trafik kazası mı? Önüne bak hemşerim. Nerede şimdi? Hastanede mi? Hemen geliyorum. Allah kahretsin. Sen benim tezgaha baksana, hemen gitmem lazım. Ne oldu abi, önemli bir şey mi? Fazla bir şey söylemediler, kaza olmuş galiba. Selamın. Oo, buyurun. Selamun aleyküm. Nereye? Cerrahpaşa'ya rica edin. Cerrahpaşa'da güzel bir pastane var. Gidip baş başa bir şeyler içsek. Saçmalama kardeşim, ben erkeğim. Allah, eskiden ne olduğum beni ilgilendirmez. Benim için önemli olan şu an. Hayda, bu elbiseleri giydik, ondan böyle oldu. Vay çapkın, soyunuyorsun ha. Pastaneye kadar sabredemedin. Çıkartmanda bir yararı yok, altında bir şey yok ki. İstersen biz formaliteyi aradan çıkaralım, direkt eve gidelim. Olmaz kardeşim, ben erkeğim, olmaz. Konu komşudan utanıyorsun sen. O zaman otele ne dersin? Çek elini, saçmalama. Kaza maza yapacaksın, direksiyonunu bırakma. Atın ölümü arpadan olsun. Yürüyorsun, bıraksana. Ben seni bildim. Adam kızlarım. Bir dakika. Merhaba bayım, ne tarafa dönüyorsun? Kaza olmuş da hastaneye yetişmeye çalışıyorum. Öyle mi? Bir dakika. Efendim? Seni daha önce bu kaldırımlarda hiç görmedim. Geri düştün galiba. Aslında ben erkeğim. İş icabı böyle giyindim. Öyle mi? İş icabı. İnce bir iş sanırım. Ne yapıyoruz bunu? Hastaneye götürüp muayene edelim. Bakalım temiz mi? Bizimle doktora kadar geleceksiniz bayan. Ama ben erkeğim. Evet, genelde mesleğe böyle başlanır. Sonra biraz para geçince elinde fazlalığı da kestirilsin. Kadın olur. Öğrencileri bekaret kontrolü için getirmiştik. Tamam, teker teker içeri alın. Şuncağız çocuklara yazık değil mi? Ne kontrolü bu? Sana ne? Sen kendi derdine bak. Doktor bey, şu bayanı bir kontrol eder misiniz? Bakalım temiz mi? Buyurun hanımefendi, ne istemişsiniz? Bir akrabam kaza geçirmiş de buraya getirmişler. Onu görmek istiyorum. Girebilir miyim acaba? Giremezsiniz. Bu saatte yasak. Durumunu nasıl öğreneceğiz peki? Yasak dediysek herkese yasak. Ama senin için bu yasakları bir kereye mahsus edebiliriz. Gel şöyle yapıcıma bak. Allah! Cezası. Parayı sağda kimse yok ulan. Biraz oynayabiliriz. Gel bakayım. Git. Allah cezanızı versin. Bütün erkekler aynısınız. Kaçırdı karıya. Bilemin abi. Haydar'ın durumu nasıl? İyi, fena değil. Birkaç sıyrığı var. Pansuman yapıp gönderdiler. Ben de haber vermek için seni bekliyordum. Bu kadar sıkıntıyı boşuna çektik desene, ben gidiyorum. Olur mu be abicim be? Bu kıyafetle, bu saatte. Seni kadın başına bırakır mıyım be? Ulan hıyar, ben erkeğim. Abicim olsun. Maazallah bu saatte başına bir iş gelir. Ailenin adı iki paralık olur. Ben seni eve bırakayım, ondan sonra ne yaparsan yap. Yürü. Var. Epek iyi görünmüyorsun. Karıştırma, sus. İçeride bana doğru dürüst bir erkek elbisesi getir de giyeyim. Bir daha bunları giyer miyim? Bende göz var mı? Tövbe. Allah kadın olanlara yardımcı olsun. Şu miting mi ne bir şeyden bahsediyordun? O ne zaman? Niye sordu? Ben de geleceğim. Bundan sonra kadın sorunlarının en yılmaz savunucusu olacağım. Beni de aranıza alın. Bayım,
bacımızın kocası, eniştemiz Özer Killer'le Mesut Yılmaz'ın ufaklığı, yani ufak kardeşi Turgut Yılmaz takas kavgasına tutuştu anacığım. Kendileri mal beyanını açıklamak üzere bu hafta konuğumuz oldular. Bu beyanlara en güvendiği malı ile Nadide Popçumuz Nadide Sultan da katıldı. Sevgili seyirciler, bu hafta olacak o kadar da konuk enflasyonu var. Sağ tarafta kimin malı daha büyük kavgasına tutuşmuş Özer Çiller ve Turgut Yılmaz. Sanat tarafında Nadide Memeli, Nadide Sultan. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim nedir aranızdaki mevzu? Bu bana haddini bilmeden zengin diyor Levent Beyciğim. Halbuki kendisi daha zengindir. Kirli çıkıdır, kirli siyaset zenginidir bu. Bana zengin diyen Dilber Hanım'ın zengin değil mi? Enişte diyorlar sana, Sabancı dengin değil. Hakikaten var mı o kadar malınız? Yok efendim, o kadar yok. Şu kadar, ancak şu kadar. İnsan kendi malını bilmez mi Levent Beyciğim? Ben bu kadarını bile kolay edinmedim efendim. Hiçbir şeyim yoktu benim. Düşünün, bir soyadım bile yoktu. Tansu'dan aldım. Onu biliyoruz. Bir de o zamanın parasıyla 467 bin lirasını almışsınız. Evet aldım. Onda para, bende akıl vardı. Sonra onda siyaset, bende fırsatlar oldu. Derken Allah yürü ya kulum dedi, emir büyük yerden, uymamak olmaz, geldik bugünlere. Benim ailem daha fakirdi bir kere. Babamlar savaş zamanında süpürge tohumu yiyorlarmış. Biz mısır püskülü, ağaç kabuğu, masa bacağı filan yedik, öylesine fakirdik. Biz de yedik efendim, biz de her boku yedik. Öyle fakirdim ki, benim fakirlikten babam bile yoktu efendim. Hatta hiç unutmam, Amerika'nın New Jersey'sinde mi, Las Vegas'ında mı, geçmiş gün yalan olmasın, dolaşıyoruz tansiyonla, hani ikimiz çıtı pıtı gidiyoruz. Canımız kola çekti Levent Beyciğim. Ne acıdır ki cebimizde kola parası bile yoktu. Şıngır şıngır bozuk para. Geçmiş olsun, çok üzüldüm. Geçmiş geçmiştir. Nadide Sultan, sen ne diyorsun bu mal konusuna? Benim malım meydanda Levent Bey. Ne kadar yanlış, öyle meydanda bırakma. Kasaya yatır, repo yap. Ya da ver bana, çalıştırayım, sahayım. Çok isteyen oldu ama vermedim. Ama sizlerle takasa girmek için buraya geldim. Oraya sonra geleceğiz. Sen nasıl edindin bu malları? Fakirlik çektin mi? Çekmez miyim Levent Bey? İnanın 13 yaşına kadar meme fakiriydim ben. Hatta bende hiç yoktu da anneminkinden emiyordum. Sonra da Allah bana büyü ya kulum dedi, böyle oldu. Peki Nadide, sanatçı olmasaydın ne olurdun? Olmasaydım da olurdu. Hem ben zirvedeyken bırakacağım bu işi. Pörsüyünce bırakacağım. O zaman süt annesi, süt ninesi, bilemediniz süt güğümü olacağım. Peki seni kim keşfetti? Şimdi şöyle oldu Levent Bey. Ben bir gün dam üstünde un eliyordum. Oradan geçmekte olan bir yapımcı beni keşfetti. Sonra plak, kaset derken bugünlere kadar geldim. Ama bu noktaya gelene kadar da çok şeye göğüs gerdim. O göğüsler bende olsa ben de gelirim vallahi. Peki dönelim size. Şimdi kamuoyunun merak ettiği şu. İkinizin de başbakan yakını var. Sizin servet yapmanızda bunun bir etkisi var mı, yoksa bu bir tesadüf mü? Aksi tesadüf. Mesut abim yoluma çıkmasaydı ben şimdi Brunei Sultanım'dan daha zengin. Hatta Brunei Sultanı olurdum. Nadide Sultan da sultanım olurdu. Beni de Tansu yakmıştır efendim. Zaten ben Mesut'u yeterince tanımam. Uzaktan kardeşim olur. Televizyonda gördüm bir iki. İşleri çok, görüşemiyoruz bile. Şimdi gelelim şu takas mevzuna. Malları karşılıklı takas etmeye var mısınız, yok musunuz? Ben varım. Ama sadece birine veririm. Biri bende kalsın. Lazım oluyor. Şimdi Levent Bey, ben takasa varım ama karısının mallarını da çıkartacak, göreceğiz. Karımı karıştırma, mallarını karıştırma. Karın Türkiye'yi karıştırdı. Biz onun mallarını karıştırmışız çok mu? Sen karımdan önce kendi abine bak. Ne ayak lan, abin kültür bakanı oldu, dışişleri bakanı oldu, başbakan oldu. Onun döneminde yolsuzluk diz boyu oldu. Hiçbir yolunu bulmadı. Bulmamış gibi yaptı. Arada sen de buldun yolunu, buldunuz buluyorsunuz. Bırak lan! Levent Beyciğim, ben kendisini muhatap almıyorum. Cevap bile vermeyeceğim. Abimi çağırın lan. Sen kimsin de bana şekil yapıyorsun lan? Hı? Ulan ters ters hareketlenme. Benim kofrayı elektrikleme. Biz Elimaşalıyız, Kasımpaşalıyız.
Dakota'dan aşağı Kasımpaşa. Malın kadar konuş. Ampul. Müsait bir gün hatırlat da ananas aldırayım. Yani ananas diyorum alayım. Yersin. Aldırma gönül aldırma ama ben aldırayım senin mala mülke daldırayım. Küş Arol. Senin bacanağına bacağım kadar mevki veren zihniyete tur attırayım. Ulan yarma dal budak. Kakalak. Var ulan malın var. Ne saklıyorsun? Var ulan senden mi saklayacağım? Var benim malım. Senin varsa benim de var anasını satayım. Kaç paralık adamsın sen be? Birkaç trilyonluk adamım. Amerika'da eyaletim var benim. Almanya'nın Vestfalya bölgesi benim Klaudia'nın üstüne kayıtlı. Senin kaç köşkün var lan? He? Beş köşküm var benim. Yalın var mı yalın? Yalın var. Bir zamanlar yalım erezim de vardı. Yatım var. Denge 1-2-3 tane. Dengesiz herif. Benim de katım var. 333 tane. Yaz gelince adadayım. 3 adam bir kuş adam var. Abi kaç dönüm arazim var? Ondan haber ver sen bana. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar tarlan olsun. Benim tarlamdan petrol çıktı. Bende bir araba var. Deposu full. Ne haber? Konuşma, konuşma. Senin altın dişin var mı lan? Hem sen altın dişin göster falan. Bende iki tane altın diş. Porselen mortelen. Bende 34 tane diş var. İnanmazsan gel say bak. Efendim zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler ama sizin malınız gene sizin çenenizi yoruyor. Vatandaş ekmek derdindeyken, ne yiyeceğim diye düşünürken siz burada birbirinizi yiyorsunuz. Şimdi ben bir takas önereceğim size. Sizin yaşamınızı vatandaşın yaşamıyla değiştirsek, takas etsek ne dersiniz? Yok ben almayayım. Bu kader bize kısmetmiş, ben de almayayım. Nadide bu sabaha kadar sürer, iyisi mi sen bize bir şarkı oku. O halde var mısınız birer şarkı söylemeye? Thank you.
Sen beni bekleyin anacığım. Olacak mı? Yoksa sol sadece müzik notasındaki sol olarak mı kalacak? Tüm bu sorulara yanıt vermek için Ecevitler ailece Olacak Okullara konuk oldular. Hadi izleyin. Efendim gene bu akşam iki değerli konuğum var. Sayın Bülent Ecevit ve Sayın Rahşan Ecevit. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sayın Kırca, buna cevap vermeden önce Rahşan'la bir görüşeyim. Rahşan hoş geldiniz diyor, ne diyeyim? Hoş bulduk de Bülent. Hoş bulduk. Biliyorum şimdi bana sorular soracaksınız. Nasıl bildiniz? Ben bilirim, ben bilirim. Her şeyin doğrusunu ben bilirim. Benden başka kimse hiçbir şeyin doğrusunu bilemez. Rahşan öyle diyor. Sus Bülent! Bakın bunu artık herkes biliyor Sayın Ecevit. Ben bu ülkenin nasıl kurtulacağını da biliyorum ama... Söylemem. Bu da malum. Başbakan bile oldunuz ama bir türlü gösteremediniz ülkenin nasıl kurtulacağını. Hep bildiğinizi söylersiniz ama bildiğinizi biz siz bilirsiniz, biz bir türlü bilemedik sizin ne bildiğinizi. Sadece ben bileceğim, hiç kimseye söylemeyeceğim, benden başkası bilmeyecek. Değil mi Rahşan? Kimseye söyleme Bülent. Yok, söylemem Rahşan. Senin dediğinden çıkmam. Neyse, madem istemiyorsunuz söylemeyin. Şimdi gelelim şu birleşmeye. Siz gidin. Ben gelmem. Ben birleşmeye gelmem. Gelmem. Gitme Bülent. Yok gitmem Rahşan. Efendim bir yere gittiğimiz yok. Sadece konuşuyoruz. Hani bütün Avrupa'da sol büyük başarılar kazanıyor. İktidar oluyor. Halkın umudu oluyor ama biz de hala birleşelim mi birleşmeyelim mi? Birleşeceksek nasıl birleşelim? Sizde mi birleşelim, bizde mi birleşelim? Yoksa bir pastanede mi buluşalım? Gibi tartışmalar oluyor da ben o açıdan yani Rahşan Hanım Bülent Bey şey ediyor. Ben birleşmem. Aferin. Güzel konuştun. Sayın Rahşan Hanım, bari siz söyleyin şu Sayın Ecevit'e. Benim ona birleşim falan dediğim yok. Sadece neden diye soruyorum kendisine. Bu sorunun cevabı gayet basit Sayın Kırca. Bülent'in görüşleri öteki sosyal demokratların görüşleriyle uyuşmuyor. Yani ben uyuşturmuyorum. Ama benim bildiğim kadarıyla öteki sosyal demokratlar Sayın Ecevit'in her şartını kabul ediyorlar. Ne istersen tamam diyorlar. Gel sen başkan bile ol diyorlar. Diyecekler tabii. Onlar partilerini kapatıp gelsinler. Başkan tabii ki Ecevit olacak. Bir şartla birleşiriz. Tek ayak üstünde dursunlar, kafalarında top sektirip bu arada ağızlarındaki bir kaşıkla tuttukları yumurtayı asla düşürmesinler. O zaman belki düşünürüz. Ben birleşmem, bana ne birleşmem. Bakın Sayın Ecevit, tekrar ediyorum, ben birleşin demiyorum. Neden birleşmiyorsunuz diyorum. Ayran içtiniz de öteki sosyal demokratlardan ayrı mı düştünüz diyorum. Ya anla işte Sayın Kırca, hayatımda bir kere fi tarihinde Rahşan'la birleştim. O zamandan beri perişanım. Ben de bir daha birleşecek göz var mı? Sen ne biçim konuşuyorsun bile? Hı? Ne biçim konuşuyorsun? Eve gidelim ben sana göstereceğim. Lütfen kavga etmeyin efendim. Zaten partinizde yeteri kadar kavga var galiba. Efendim kavga falan yok. Rahşan ne derse o olur. Diyorlar ki hani ben demiyorum bana kızmayın. Sizin bu inadınız sosyal demokrasiye zarar veriyormuş da sağa yarıyormuş da bütün Avrupa sola yönelirken bizim ülkemizde sizin sayenizde sağ kazanıyormuş da. Sormayın Levent Bey sormayın. Sol birleşse iktidar olur. Sol iktidar olursa Bülent Başbakan olur. Bülent Başbakan olursa başlar şiir yazmaya.
Gençliğim çürüdü bunun şiirlerini dinlemekten. Ömrümü bunun şiirlerini dinlemekle tükettim. Bu yaşımda bir daha katlanamam Bülent'in şiirlerine. Onun için sorun olsun, birleşmesinler. Ben de kafamı dinleyeyim. Değil mi Bülent? Tamam Rahşo. Deniz Baykal'la şahsi bir sorununuz var mı efendim? Şahsen yok. Biz ona karşı çok saygılıyızdır. Hatta inanın Sayın Kırca, yanlış anlaşılmasın diye denize bile girmiyoruz. Biz bunu yapıyorsak o da bizim partimize göz dikmesin. Pek severim ben denizi. Takalar geçerdi içinden allı yeşilli. Takalar geçerdi dümenleri lazlı. Artık sevmiyorum denizi. Çok kirlendi çünkü. Evde leğene su doldurup ona giriyorum. Hay aklımla bin yaşayayım, kendimi seviyorum. Rahşan Hanım, Bülent Bey'in her türlü birleşmeye karşı olduğu doğru mu? Yalan efendim. Mesela geçenlerde Mobil ile Shell birleşti, Bülent karşı çıkmadı. Hatta birlikte sese kulak verdik. Birleşmiş Milletler'e de karşı değil Bülent. Benimle birleşmeye de vakti zamanında hayır dememişti. Öyle değil mi Bülent? Rahşan ne derse o olur. Efendim biliyoruz ki Bülent Bey'i parmağınızda oynatıyorsunuz. Bir kere de burada oynatır mısınız Allah aşkına? Oynatırım. Ben söylersem oynar. Kalk Bülent, oyna bakayım. Türk solu siyasette nasıl bayılır gösterelim. Sevgilim, sevgilim nasılsın? Sol iç sesin kısılsın. Köpüklü banyo yaparken birden sular kesilsin. Sevgilim, sevgilim nasılsın? Soğuk iç sesin kısılsın. Köpüklü banyo yaparken birden sular kesilsin. Sevgilim nasılsın? Sakin sinirlerin bozulsun. Diskoda hop hop oynarken kot pantolonun yırtılsın. Sevgilim, sevgilim nasılsın? Sakin sinirlerin bozulsun. Diskoda hop hop oynarken kot pantolonun cırt. Güzel, tebrikler, tebrikler. Rahşan Hanım bir şarkı da sizden.
arasındaki değişim rüzgarları fırtınaya, hatta kasırgaya dönüşüyor. Bu değişim kasırgası bazılarını önüne katıp intiharın eşiğine kadar sürüklüyor. Ben de nakliyecilik yapacağım anasını satayım. Eskiden hastalananlar doktora başvururdu. Şimdi başına vuruyor sayın seyirciler. Düğünler geleneğimizde önemli bir yer tutar sayın seyirciler. Ama artık bu güzel düğünler boğazımıza düğümleniyor. Elakari bir haber duymuşum. Dünya başıma yıkılmıştır. Kötü bir haber mi halim kurban? Vallahi çok kötü bir haberdir. Her bir boğazdan mı gelmiştir? Yok öyle değildir, daha kötüdür. Köyü terörist mi basmıştır? Yok anam babam, daha da kötüdür. Ay! Anlamışım. Ya doğru anlamışlar. Hiçbir kurtuluşumuz yoktur. Yok vardır. Bir tek kurtuluş vardır. O da tası tarağı toplayıp aha buralardan gitmek. Ha gidek anam, aha bu bebeleri kurtaran. He onları kurtaran, kalkın. Kalk tekleri yapak da gidelim. Ay! La halı, ne işin var gecenin bu saati sokakta? Koçi. La kimden koçisiz, nere koçisiz, niye koçisiz? Soruyu bir daha tekrarlar mısın? Peki, o kimden koçisiz? B, nere koçisiz? C, niye koçisiz? Beni hazırlıksız yakalamışsın. Kari, bu soruyu sen yanıtlar mısın? La sen ne diyorsun? Geçen yıl karaların düğününü hatırlamayayım mı sen? Ayy! Abi hatırla, orada ne oldu? Ula Spice Girls gibi oldunuz mu? La bu ne biçim düğündür? Ne oturayım? Kalkın bir oynayak. Ne o kadar Hasan abi doğru sür. Dur kalk. Kalkın lan. Kalkın oynayak lan. Kalkın lan. La koca koca herifler utanmıyorsunuz, bir de utanmadan bomba atıyorsunuz. Ya biz atmamışık, belindeki bomba kazayla düşmüştür. Hele bomba ver sahip ol, bizde de var. Biz çıkarıp atayım mı? O düğünde onu, babam, iki de kardeşim Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. La Hasan ağanın düğününü unutuysan? He, bir de Hasan'ın ki var. Hasan'ın düğününde iki amca oğlunu kaybetmişim. Sıdıkhan'ın düğününde iki bacım gitmişti. Yanında Miho'nun düğünü vardır. Elimizde bu iki bebek kalmıştır. Bunlar da Hakk'ın rahmetine kavuşmadan kaçış. Nereye kadar kaçacaksınız ki kurban? Birbirimizi öldürmeden sevinmesini öğreninceye kadar. Devlet eline silah vermeyip vatandaşını korumasını öğreninceye kadar kaçacak. Hadi eyvallah kızlar. Palamut akını başladı anacığım. Meşe palamudu ve çingene palamudundan sonra şimdi de Ali Beyköy palamudu çıktı. Kaçınlar, kaçınlar, kaçınlar. Nesrin Hanım, doktor beyi bulun hemen. Tamam, hemen bulurum. Efendim, erken doğum vakası. Geliyorum. Evet. Pardon. Ne kadarlıkmış bebek? 5 aylık. Daha gelmesine 4 ay var. Gelmekte kararlı görünüyor. Hastayı hazırladık. Ah.
Aman tanrım. Aman tanrım, olamaz. Aa, bu ne? Hocam. O da ne? Aman tanrım. O nasıl şey öyle? Ne oluyor ya? Bir balık. Palamut. Kadın palamut doğurdu. Ay, oynuyor doktor bey. Hemen su dolu bir kaba koyun şunu. Ay. Bu dünya çapında bir olay. Hocam, hocamı aramalıyım. Alo, hocam ben Zekai. Bilin bakalım ne oldu. Erken doğu. Hocam tamam da bu palamut. Palamut çıkardı hocam. Ne oldu, hoca ne dedi? Palamudun mevsimidir dedi. Anlayamadı herhalde. Şuna bakın ne kadar da şirin değil canım, mi? Bildiğimiz palamut işte. Ama hocam balık yumurtadan çıkmaz mıydı? Yoksa yumurta mı balıktan çıkar? Ay, hepsini karıştırdım ama çok şirin vallahi. İyi oldu. İki ay sonra emekli olacağım. Şöyle ballandıra ballandıra anlatacak bir anım oldu. Bunu ne ızgarası olur ama. Yanında bir de ufak açacaksın. Ne taş kalplisiniz doktor bey. El alemin çocuğuna. Ay canım. Arkadaşlar bilim çok enteresan bir durumla karşı karşıya. Ne dersiniz Beybi bey? Vallahi ne bileyim. Bakalım. Gözünüz aydın hanımefendi. Erkek mi kız mı? Palamut. Olsun. Sağlıklı olsun da. Allah analı babalı büyütsün. Kimsenin gözü yok çocuğunda. Yalnız pek alışılmadık bir durum. Çocuğun babası burada mı? Recai mi? Burada dışarıdaydı. Çağırın bari babayı bir görüşelim. Tamam efendim. Recai Kutan. Benim hemşire hanım. Korkmayın, esasen insanım. Bana dokunma da, ne olursa ne olur. Karım doğurdu mu? Doğurdu, bir palamutun oldu. Doktor bey seni bekliyor, gel içeriye. Dediğim gibi doktor, insanım ben. 23 yıllık da devlet memurluğum var. Niye ama Recai bey, durumunuzdan kuşkulanıp bir doktora falan görünmediniz mi? Bir ağrım tuzum yok şükür. Şekilde önemli değil be doktor. Ama bu tıbben olanaksız. Olanaklı, olanaklı. Benim evime 20 yıldır su basar. Bir yılın 6 ayı su içinde yaşarız biz. Öyle olunca da normal. Tayfun abi var mahallede. Sen evrim geçiriyorsun oğlum dediydi. Öyledir zar. Bu arkadaş kim? Üst kat komşum. O ikinci katta oturuyor. Onun evini su basmıyor. O normal. Bugün işi yoktu da bana yardıma geldi sağ olsun. Bir sende mi? Peki niye karında bir şey yok? Nasıl yok? Bakın bakalım bir parmak aralarına. Aç bakayım parmaklarını. Aa! Perde. Perde ya. O perdeler sayesinde bir odadan bir odaya öyle bir seyirtip geliyor ki şaşarsın. Yalnız gece ışıklar sönünce sabaha kadar bıraklıyor. O biraz rahatsız ediyor işte. Peki be adam, madem evini yıllardır su basıyor, niye gidip belediyeye anlatıyorsun? Gittim. Önceleri çok gittim. Ama ilgilenen olmadı. Şimdi durum çok daha ciddi. Şimdi git. İlahi doktor. İnsan halimizde kimse ciddiye almadı bizi. Şu balık halimizde kim ilgilenir ya? Şimdi de sırada dört gözle beklediğiniz mahşerin üç meşhuru var anacığım. Efendim, bu akşamki konuklarımla son günlerde kamuoyunu çok meşgul eden şu tokat meselesinin iç yüzünü araştıracağız. Seda Hanım hoş geldiniz. Hoş gelmedim. Olay aydınlansın diye geldim. Şekerim, herkes ben Seda'yı tokatladım diyor. Ben şamar oğlanı mıyım? Şamar kadını deseniz daha uygun olacak. Hoş uysa da şamar, uymasa tokat. Masum ne tokadı bu? Ela Osmanlı tokadı abi. Osmanlı bir kodumu oturttuğu, atalarımız bir başkaymış. Sen de atana uydun anlaşılan. Yok abi, ben kodumu oturtamayayım. Ama çalışmalarım sürüyor, bir gün oturtacağım. Seda'yı tokatladığın doğru mu? Vallahi yalandır, medyanın uydurması. Nasıl oldu bu iş? Ben taksi çağırdım. Durdu mu taksi? Yok, Seda durdu. Oradan geçmiş, elime çarptı. Olay bu. Sen beni hiç tanımamasın. Ben taksi miyim?
Alacak karanlıkta sarı sarı karıyı görünce ben sandım ki taksi. Sen beni hiç tanımamışsın. Her taksinin eti yenmez. Yanılmıyorsam her kuşun olacak. Hele herkesin kuşu yenmez değil miydi o? Gerçekten tokat yediniz mi? Yedim. Bir tokat, bir nohutlu pilav, bir su muhallebisi ama çok dokundu. Tokat mı? Yok, nohutlu pilav ama bir daha yemeyeceğim. Çok gaz yaptı. Nohutlu pilav mı? Yok, tokat. Alpay müsaade etmiyor. Seda Hanım lütfen bir şarkı okuyun bizim. Altında kalmayın. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Aslanın ağzında olunca iş hayatına da orman kanunları hakim oluyor. Ay anneciğim! Ne oldu hayatım? Aa, sen kimsin be? Ben palyaçoyum. Niye geldin? Ne istiyorsun? Sizi sevindirmek için buradayım. Dertlerinizden, üzüntülerinizden uzaklaştırıp sizi sevinecek hark edebilirim. Manyak mısın kardeşim? Durup dururken niye bizi güldüreceksin? Tabii bu hizmetim karşılığında sizden bir miktar para rica edeceğim. Kim bilir artan zamlara, enflasyona, sel baskınına ve trafik kazalarına ne kadar kızgınsınızdır. Ne yapacaksın? Bütün bunları önleyecek misin? Hayır ama sizi bir müddet için sorunlarınızdan uzaklaştırabilirim. Buza basar düşerim. Kıçımdan balık çıkartırım. Gülmekten kırılırsınız. Hadi lütfen kabul edin. Gerek yok. Biz biraz evvel komedi filmi seyrettik. Yeterince güldük. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Abi ne olur yalvarırım, bırakın da sizi güldüreyim. 3-5 atarsınız. Mecbur kaldım, o yüzden bu kulağa girip kapı kapı dolaşıyorum. 2 çocuğum var, anneleri geçen sene öldü. Bir haftadır kuru ekmekten başka bir şey yemediler. Sus lan, ağlatacağım bizi, kafir. Ver şuna birkaç kuruş. Çiçeklerin dibine dökecek su bile bulamadım. Çiçekler bile kurudu. Al, başımızın gözümüzün sadakası ol. Güldüreyim sizi biraz. Gerek yok, gerek yok. Hala gitmedi herif. Aa, gülmek istemiyoruz dedik ya kardeşim. Aa, sen de kimsin? Keselliyim mi abi? İyi. Seni abi, kim bilir sırtında ne biçim kir birikmiştir. Masaj da yaparım abi. Manyak mısın sen kardeşim? Hayır, tellağım abi.
Benim bildiğim çıplak tellak hamama yakışır. Seni buraya hiç yakıştıramadım. Bütün hamamlar kapatıldı abi. İş yok. Ben de mecburen ev ev geziyorum. Abi bir kese yapayım ben. Ne olur abi. Bak sıcak suyum da var abi. Abi ölümü gör abi ya. Yapma ya. Açlıktan ve parasızlıktan biraz sonra buraya yığılacağım. O zaman da ölümü göreceksin zaten. Peki ulan senin dediğin gibi olsun. Yaş abi. Otur abi. Otur abi. Abim nasıl, iyi geldi mi? Çok iyi geldi, Allah razı olsun, eline sağlık. Al bakayım şu paranı. Sağ ol abim. Abim, beni tavsiye edebilecek kirli arkadaşlarım var mı? Şimdilik yok ama aklıma gelirse söylerim. Sağ ol abim. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne olmuş bu işsizlik öyle ya? Ama yeter artık ya. Aman. Buyurun. Ben aslan terbiyecisiyim. Daha doğrusu cisiydim abi. Şimdi işsizim abi. Terbiye edilecek aslanımız yok ama. Aslan bulmanıza yardımcı olabilir mi abi? Tanıdık adamlarım var. Ne yapacağım aslanı? Öyle demeyin abi. Can yoldaşı olurlar. Hem kedi gibidir onlar. Çattık. Terbiye merbiye istemiyorum. Çocuğunuzu terbiye edeyim. Benim elim armut mu topluyor? Çorbanızı terbiye edeyim abi. Ne istiyorsan açık söyle. Açım abi. Birkaç kuruş. Varsa çalışmadığınız bir işiniz, onu da yaparım. Anlaşıldı. Al. Sağ ol abi. Nereye? İşe. Pazar günü iş mi olur? Pazar mazar. İş yerine gidip şimdiden bekleyeceğim. Şu işsizliğe baksana. Ya ben de işsiz kalırsam? Gülay Hanım, çok ani bir evlilik yaptınız. Şimdi şöyle anlatayım Levent Bey. Malum ben belediye başkanıyım ve habire nikah kıyıyorum. Ama ona buna kıyıyorum, kendime yok. Niçin? Yani ben insan değil miyim? Can bu, Levent Bey istiyor tabii. Bir tane de kendime kıydım. E tabii, ellere var da size yok mu? Var. Ayrıca ne demişler? Nikahta keramet vardır. Var mıymış gerçekten? Varmış Levent Bey. Sadece İngiltere'de keramet stilinde iki tane şatosu var. Ayrıca yatlar, katlar, değil mi? Maşallah. Peki eski eşinizle aranızda her şey bitmiş miydi? Yok. Ona bir kazak örüyordum, bitmemişti. Bitince vereceğim. Önümüz kış. Peki boşandıktan sonra bir boşluğa düştünüz mü? Hayır. Elimi sallasam 50'si dedim. Salladınız mı efendim elinizi? Salladım, Orhan'a çarptı. Şurama çarptı Levent Bey, kalbime. Gülay Hanım, boşandıktan 9 gün sonra evlendiniz. Arkanızdan atlı mı kovalıyordu efendim? Atlı mı? Bu devirde mi? Vallahi koşturduysa bile ben görmedim. Değil mi Orhan? Mecazi anlamda söyledi hayatım. Maşallah, siz hemen anladınız. Anlarım Levent Bey. Benim bir ayağım burada, bir ayağım Avrupa'da. Orhan Bey'i ilk nerede gördünüz efendim? İlk belediye binasında gördüm. Görür görmez de tutuldum. Ateş belediye bacasını sardı yani. Orhan'ı ilk gördüğüm günden beri seviyorum. İlk ne zaman gördünüz efendim? Evlenmeden bir gün önce. Orhan Bey, gelelim size. Buyurun gelin Levent Bey. Şatomda ağırlarım sizi. Oyağınımı da alıp getirin. O da olur. Bir de sizden dinleyelim bu izdivacı. Levent Bey, malum müteahhitiz. Belediyelerde de işimiz çok oluyor. Git gel, git gel, yoruluyor insan. Ulan Orhan dedim bir gün kendi kendime. Bir belediye başkanıyla evleniver, olsun bu iş. İlk önce büyükşehir belediye başkanıyla evleneyim dedim. Orada da Tayyip varmış, olmadı. Şansıma o gün Gülay Hanım boşandı. Onunla evlendiniz, Allah mesut etsin. Yurt dışında binalar yapıyorum Levent Bey. İnşallah Gülay'ı kendi belediyesinin başkanı yapacağım. Bunu da ilk size söylüyorum. Hiç gerek yoktu Orhan. Var var var. Efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz ve hemen...
bakıyor, yetkililer de Arap kızı gibi camdan bakıyor. Selde ıslanan vatandaş oldukça bazılarının tuzu hep kuru kalıyor anacığım. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar anacığım. Ortaya çıkan şoför artı bir önerisiyle artık kimse trafikte yalnız seyredemeyecek. Hanım bak kim geldi? Asker arkadaşım Hıdır. Ta Erzurum'dan buraya beni görmeye gelmiş. Hoş geldiniz, buyurun. Hıdırcığım gel, hiç yabancılık çekme. Burası senin evin. Hatta yemek oluncaya kadar sen odada biraz kestir. Vallahi iyi olur tertip. Ben de yol yorgunuyum. Gel, kendi odan gibi yat Allah aşkına. Kızın yatağına hadi. Nereden çıktı Allah aşkına bu Hıdır? Ya idare et. Bir gece yatıp gidecek. Bu benim asker arkadaşım. Bana ne kıyaklar yaptı askerde. Hiç unutmam, bir gün Ömer Çavuş vardı. Ay baba, tamam yeter asker. Tamam, şu gazeteyi ver bakayım. Saniye, şu haberi gördün mü? Saat 6 ile 9 arası içinde tek kişi olan arabalar trafiğe çıkamayacakmış. Aşk olsun yani İsmail. İlkokuldan sonra okumadım diye bana aptal muamelesi yapma lütfen. Allah canımı alsın, doğru söylüyorum. Bak valinin emri, vali. Deli mi ayol bu vali? Baba sen yandın o zaman. Niye? Biraz sonra sen Hasan amcamları almaya gideceksin. Saat de 6'yı geçti. Doğru ya. Onlar da beklerler şimdi sokakta. O zaman sen yanına birini al şekerim. Evet hanım, doğru. Sen gel benimle, gidelim Hasanları almaya. Olmaz İsmail. Elin yabancısıyla kızı evde nasıl yalnız bırakırız? Asker arkadaşın olabilir ama belki de ırz düşmanıdır. Ya haklısın, o zaman şöyle yapalım. Ben kızı alayım, öyle gideyim. Tüh! Yazıklar olsun İsmail. Kızını alıp gidiyorsun, elin ırz düşmanıyla beni evde yalnız başıma bırakıyorsun ha. Yazıklar olsun sana. Hakikaten doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım o zaman. Sen gel hanım, sen de gel kız. Hıdır'ı evde bırakalım, öyle gidelim Hasan'ı alalım gene. Olmaz. Ben evimi kimseye bırakmam. Belki hırsız evimi soyacak. Bu da doğru ya. O zaman. Ben Hıdır'ı alayım gideyim, Hasan'ı alayım geleyim. Hah, o olur. Bir dakika durun, unuttuğunuz bir şey var. Neymiş o? Hasan amcam, Ayten yengem, kızı Naciye, oğlu Sami, eder 4 kişi. Sen ve Hıdır etti 6. Araba almaz. Bak şöyle yapalım İsmail. Sen Hıdır'la git, Hıdır'ı orada bırak. Hasan'ı, Ayten'i, Naciye'yi, Sami'yi al gel. Sonra git, Hıdır'ı al gel. Lan oğlum, ben Hasan'ı, Ayten'i, Sami'yi, Naciye'yi bıraktığım zaman tek başına Hıdır'ı almaya nasıl gideyim? Aa, hakikaten ya. Ne yapacağız peki? Şimdi bir dakika. Ben bir kağıt kalem alayım. Şimdi şurası karşısı. Buraya 4 tane çarpı koyuyorum. Bunlar Hasan, Ayten, Naciye, Sami oluyorlar. Burası da burası. Buraya 4 yuvarlak koy. Bunlar da İsmail, Saniye, Ayla, Hıdır oluyor. Evet. Şimdi İsmail ile Hıdır buradan buraya geliyor. Hıdır orada kalıyor. Şu yuvarlak Hıdır olsun. Tamam. Bir dakika. Hasan, Ayten, Naciye, Sami ve İsmail bu tarafa geliyorlar. Onlar için çarpıları koy şuraya. Sonra İsmail, Hasan, Sami biniyor. Bu tarafa geliyor. Sami, Hasan orada kalıyor. İsmail, Hıdır biniyor, bu tarafa geliyor. İsmail, Saniye, Ayla, Hıdır karşıya geçiyor. Hasan, Ayten, Naciye, Sami buraya geçiyor. Ya olur mu öyle şey? Biz niye evimizde duramıyoruz? Karşıda ne işimiz var? Bak şimdi bak. Şuraya bir tane çarpı koy. O zaman ne oluyor? Hasan, Ayten, Saniye, Naci burada oluyor. Naci kim ya? Hakikaten Naci kim ya? Nereden karıştı araya? At onu arabadan dışarı. Atma, salaklık etme. Bak şimdi lazım olur. Naci, Hasan, Ayten, Saniye, Ayla, Sami... Evet, ben gidiyorum lan. Nereye İsmail? Mahalleye gidiyorum. Sıkıysa gitsin de getirsin Hasan abimleri buraya. Madem böyle herkese tuhaf gelen bir kural çıkarıyor... demek ki o zeka küpü. Çözsün o zaman problemi ya. Gidiyorum ben valiye. Ah İsmail Bey, iyi ki sizi gördüm. Çıkıyor muydunuz? En giderken beni de alır mısınız? Biliyorsunuz bu saatte tek başına araba kullanılmıyor. Tabii sizi de alırım Cahide Hanım. Neden almayayım? İsmail! Efendim karıcığım. Nereye gidiyorsun Cahide Hanım'la? Cahide Hanım'la münasebet kuruyorum ki... tek olmayayım şekerim, valiliğin emri var biliyorsun, çiftleşin diyor. Sen ver bakayım o anahtarları bana, ben gidiyorum vali beye. Biz mecbur muyuz kocalarımızı çiftleştirmeye, ha?
Ah başım. Şimdi gelsin de vali bey senin kafanı toparlasın. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. Bye.